İyi günler arkadaşlar. Bugün Next.js'in editör kullanımının ikinci dersine başlıyordum. Birinci dersimin kalan yerinden devam etmek istiyorum. Sayfamı daha iyi kapatmadım sizin için. Şimdi burada ben page oluşturmuştum. Yani sayfa oluşturmuştum. Şimdi sayfa isimlerini verelim sırayla. Arkadaşlar A sayfasına geldiğimde ise burada şimdi now background solid color image diye bir bölüm var. Solid color'dan daha sonra buradan bir renk seçebiliriz. Seçtiğimizde ise arka renk yeşil oldu. B sayfasında ya da C sayfasında D sayfasında bunlar beyaz ama sadece biz A sayfasına işlem yaptık şu an. Picture bölümünde ise biz buradan mesela şöyle resimleri seçebiliriz. Evet, iki parça başarılı yüklendi diyor. Font bölümünde ise font yüklememiz lazım. Font oluşturma kısım tools'tan font generator'a tıkladığımızda ise oluşur. Burada font ismini belirleyebiliriz. Mesela Gabriola. Büyüklüğü ise 24 punt olsun. Font ismini verelim. XXX diyelim mesela. Daha sonra yine aynı şekilde XXX yazalım. Fontumuz geldi. Burada font üretilen, oluşturulan font eklensin mi diyor. Yani buraya eklensin mi diye bir soru var. Evet dediğimizde buraya gelir. Evet geldi. Şimdi buradan bir komponent oluşturalım. Evet. Şimdi arkadaşlar komponentimizin tıkladığımızda ise biraz daha ayrıntılı bir attribute kısmında biraz daha ayrıntılı bir bölüm ortaya çıkıyor. Burada şimdi buraya bir bakalım. Background color diye geçiyor burası. Buna mesela şu renk yaptığımızda arka renk mora benzer bir şey oldu. Şimdi burada VS VScope diye bir şey var. Bu hep lokalde kalsın. Daha sonra burada statement diye bir bölüm var. Burada crop image, solid color, image diye bir bölüm var. Biz bunu solid color yapalım şimdilik. Bunu biz değiştirelim. Rengini sarı yapalım. Burada picture color diye bir şey var. Yok. Burada renk şey var. Ne diyeyim? Yazının rengi seçimi var. Bunu siyah yaptık. Font bölümünde bunu bir yapabiliriz. Ama burada birinci fontumuz yok. Sadece sıfırıncı font olarak tanımladık. Eğer buna bir tane daha font eklersek mesela ekleyelim. Açma yaptık. Şöyle yapalım. Meryem. Eklediğimizde şimdi enter'a basalım çıktı ortaya. Bunu sıfır yapalım şimdilik. Eksiye enter diyor. Burada yazımız sola ya da sağa yakın mı olsun yoksa ortada mı olsun? Aynı şekilde uptown diye var. Bunu belirleyebiliriz. Text bölümünde ise bu komponentin içinde ne yazılması gerekiyorsa onu yazdırabiliriz. Burada mesela benim ismim Typhon. Typhon yazalım. O kısmı ben de bilmiyorum açıkçası. Burada word wrap diye bir şey var. Buna dokunmasak da olur. Burada x'ye kısım nasıl diyeyim eksenlerimizi peki yani nasıl diyeyim location'ımızı gösteriyor bizim hangi mesela 150 diyelim x ekseninde 150 birim binde y ekseninde ise 50 birimde ama bu sol üst köşeden
hesaplanır. Soldan sağa doğru x, soldan aşağı doğru ise artı olarak artar. Şimdi buradaki v ve h bölümü ise genişliğin ya da yüksekliğini belirtir. 250 diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar bunu ekranımıza yüklemek için bizim bir SD kart kullanmamız gerekiyor. Bunu UART protokolünü kullanarak da yapabiliriz ama SD kartta daha da kolay oluyor bizim için. Şimdi ne yapalım? Küçük bir kod yapalım. Touch Release Event bölümünde Send Component ID'yi mutlaka tik yapmamız lazım. Bunu yapmazsak ne olur birazdan anlatayım. Şimdi yapmayalım isterseniz. Neden yapmamız gerektiğini gösteririm bundan dolayı. Şimdi T0 komponentine tıklandığında page diyorum, B diyorum. Page B sayf yani B sayfasına atla komutu veriyorum. B sayfasına geldiğinde ise hiçbir işlem yapmıyorum. 10 saniye sonra page A kısmı, A sayfasına atla diyorum. Küçük bir basit kod. Şimdi C ve D sayfalarını hiç kullanmadık aslında. Onları silsek de olur. Hiç fark etmez. B sayfasına gelelim. B sayfasında arkaya bu sefer ne yapalım? Bir image atalım. Image'imiz bu olsun bizim. Evet. Şimdi burada bir bu sefer ne yapalım? Buton koyalım. Butonumuzun ismi olmasın. Butonumuza crop image yapalım bu sefer. Crop image ne? Anlatayım şimdi. Arkayı saydamlaştırır. Arkadaki gözüken şey yani ortadan kalkar. Yani bu beyazsa arkası beyaz olur. Butona basıldığında ise bizim bu olsun diyelim. İkinci resime tıklansın diyelim. Yani ikinci resim ne? Değil de basılı tuttuğumuzda bu beyazlık şu resime dönüşecek sadece. Burada yine aynı şekilde ayarlamalar yapabiliriz. Butona basıldığında yine page A diyelim, A sayfasına dönsün. Debug yapalım şimdi arkadaşlar. Şimdi Typhoon'a tıkladığımızda ne oluyor? İşlemimiz yapılmıyor. Ve fark ettiyseniz burada ben önceki dersimde anlatmıştım. 7 tane heksadesimal sayı gelmesi gerekiyordu, gelmiyor. Bunun sebebi ise işte burada send component ID'ye tik atmadığımız için oldu. Yine burada da aynı şekilde sıkıntı olacak. Yani kod yazıyorsak mutlaka o send component ID'yi yazmamız gerekiyor. Şurada fark ettiyseniz 7 tane heksadesimal sayı geliyor. Bunların da bir belli şeyleri var, açıklamaları var. Bunları da ben size bir sonraki derste anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu neden yanıp sönüyor? Diğer sayfaya geçmiyor. Buna bakalım. Burada şunu şuraya yükleyelim. Yine aynı sorun oldu. Peki biz bunu kaldırsak ne olur peki? 10 saniye olayı kalksa ortadan. Güzel mi arkadaşlar, oldu mu sizce? Ayrıca yani butonun yaptığı görevi aslında text komponenti de yapar ya da picture komponenti de gauge de yapar. Yani buna tıkladığımız durumu tıklama durumunu buradaki komponentin çoğuyla yapabiliriz. Hepsiyle yapılır mı bilmiyorum ama çoğuyla yapabiliriz. Ama
Yani butonla yapılması gereken bir şey varsa butonla yapsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdilik teşekkür ederim sizlere dinlediğiniz için. Daha sonra size daha ayrıntılı şeyler anlatabilirim inşallah. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar.